Bütün bunlar zaten çok açık şekilde oldu. Herhalde emniyette soruşturmasına devam ediyor. Peki bu gelen tehditlerin arasında can güvenliğinize yönelik bir tehdit var mıydı? Yani telefonları doğrudan ben açmadım ama telefonları açan, açan arkadaşlarımız tabi çok ciddi can güvenliğiyle ilgili küfürler, hakaretler, tehditler bir yani sürü ölüm şeylerle... Ölüm tehdidine kadar ulaştı. Bunlara kadar ulaştı. Bu ulaştı. Şimdi diyorsunuz ki aslında yine bu veda konuşmanızda bir nevi bir başka açıdan tabii ki başlangıç konuşmanızda da, da isimlendirebilir. Eee evet. gönül bağımız aslında kopmuştu diyorsunuz 21 Ağustos akşamı. O iftarda. Ee, siz o olaylı iftar sonrasında biliyoruz ki partinin içerisinde iki tane komisyon oluşturdunuz. Bir hukuk komisyonu ve bir soruşturma komisyonu. En nihayetinde siz ayrılana kadar da zannederim bu komisyonlar çalışmaya devam ettiler. Evet. Fakat biz bu komisyonun e, ulaştığı bilgi ve e, bulguları hiç duymadık Bunları bu komisyon e, her ikisini de her iki komisyonda çalışmalarını e, sürdürdü e, Ve burada e, zannediyorum epey de kabarık miktar olarak da epey kabarık Teşkilatımızın içerisinden görüntülerden ifadelerden teşkilatımızın içerisinden olup da e, Bu olaya karışan arkadaşlar disiplin kuruluna sevk edildiler Yüksek disiplin kuruluna sevk edildiler Bunlar son tabi partinin içinden olan arkadaşlar bu da Adisinler ulaşıldı. Bunlara ulaşıldı. Bunların kim olduğu yapılan bu çalışmalar sonucu elde Parti edildi. Partinin içinden örneğin kaç kişilik bir grup bu? Yani tam şeyini bilemiyorum, Hı -hı. rakamını bilemiyorum Hı -hı. ama arkadaşlar çok detaylı olarak bu soruşturmayı yaptılar. Bir de ayrıca emniyette devam etmekte olan bir soruşturma olduğunu biliyorum. Artık bundan sonrası bizim işimiz değil. Şüphesiz ama en nihayetinde yani sizin döneminizde kurulmuş iki komisyon olduğu için onlar sonuçlandı, o onlar onlar sonuçlandı. Son on... Mesela bu kişilerin Fatih Erbakan'la bir ilişkisi tespit edildi mi? Yok hayır, ben isim söyleyecek durumda değilim. Kimin kimle ne ilişkisi olduğunu da söyleyecek durumda değilim. Ama e, kendi bu, bu, arkadaş, bir... bu arkadaşlar tabii ki bakın herhangi bir toplumsal olay olmuşsa bu olay tesadüfen olmaz. Mutlaka bu olayları planlayan, bu olayları yaptıran ve yapanlar vardır. Bu olayların arkasında Planların kim olduğunu bilmiyoruz. Ama komisyon bu yaptıranlar, yaptıranlar ve yapanların kim oldukları çok açık. Bunlar hem orada görüntü olarak varlar, hem internet siteleri üzerinden fiilen bunları organize eden insanlar olarak varlar. Bunlar bundan sonra Saadet Partisi'nin disiplin süreçlerini ilgilendiren bir husus. Yani bu iki komisyon e, olayın faillerine ulaştı. Görevlerini tamamladılar ve bunları disiplin kuruluna havale ettiler. Emniyete? E, emniyete ayrıca suç duyurularında bulunuldu. Bulunuldu. Pekala konuşmanızda siz yine dediniz ki gerçi yine söylediniz sadece eşinizin cep telefonuna da ulaşıldığını ve ona dönükte de tehditler de bulunulduğunu. Ben bana ve aileme karşı yapılan bireysel haklarımı o saldırılardaki bireysel haklarımı helal ediyorum dediniz. Ailenizde eşiniz dışında biliyoruz ki evlatlarınız var. Onlara dönük bir şey yok Yok hayır onlara dönük bir şey yok. Sadece eşinize dönük bir şey oldu. Ya onun da telefonu verildi. Ama e, telefona herhangi bir şey geldi mi gelmedi mi onu, onu bilmiyorum. Şimdi yine kamuoyuna yansıyan e, bu iftar saldırısı. Yine sizin e, konuşmanızda siz aslında bu saldırının dışında Anadolu'da da bir takım illerde il başkanlarına hatta bunların içerisinde 40 yıldır bu e, davaya gönül vermiş olan insanların da bulunduğunu söylediniz. Bunlara dönük fiili ve fiziki saldırılar olduğunu söylediniz. Oysa ki biz bunları çok duymadık. Yani bunlar e, mesela e, Sayın Lütfü Esen Bey'e. Partimizin teşkilat başkanı olan arkadaşımıza ki 40 yıldır bu davanın içerisinde olan birisidir Bakanlık yapmış milletvekili yapmış olan birisidir Bir ilimizde ona karşı bir saldırıda bulundu Fiziki saldırı. Ona ve arkadaşlarına karşı Yine bir başka ilimizde Musa Demirci genel başkan yardımcısı refah yol hükümetinde bakanlık yapmış 40 yılını bu davaya harcamış olan birisi ona karşı fiili saldırılarda bulundu Yine İstanbul il başkanının arabasına gazetelere de çıktı o Arabasını evet. e, onlarca kişinin taşlı soparı saldırısı oldu, polis araya girdiği için e, orada linç girişimden kurtarıldı. E, bütün bunlar oldu, birçok şey e, oldu e, ve kamuoyunun gözü önünde oldu. Şimdi bunlarla ilgili çok fazla benim bu saatten sonra bir şey söylememi doğru bulmuyorum. E, yani bunlar hiçbir şey gizli olmadı, hiçbir şey e, gizli kapaklı olmadı Mesela bu ve e, bunların, bunlar biliniyor. Izledikten. O biliniyor. Bunlar da medyaya çıktı fakat belki küçük bir şekilde yer aldılar. Pekala. Son ana kadar uzlaşma aradığınızı söylüyorsunuz. Az önce de tekrar beyan ettiniz. O uzlaşmayı kimlerle aradınız ve nasıl aradınız? Yani bunu çeşitli vesilelerle ben arkadaşlarım çeşitli vesilelerle görüşmeler yaptık. Sayın Recai Kutan Bey üzerinden bazı görüşmeler, bazı sözler oldu. Karşılıklı sözler gitti geldi. Bunu kastediyorum. Herkes büyük bir dikkatle, büyük bir iyi niyetle ...sonuna kadar e, acaba bir uzlaşma olur mu diye bu zemini aradık. Ne önerdiniz? Bunlar geçmişte kaldı. Önerecek bir şey yok. Yani e, konuşul orada konuşulan konuları e, ben e, konuştuğumuz insanlarla aramızda kalan... E, ...geçmişte kalan bazı konular olarak e, kendi zihnimde, arşivimde tutuyorum. Pekala. Siz 30 Haziran'da Taha Akyol sizinle yaptığı bir konuşmayı yazdı. Siz de bunu yalanlamadınız. O konuşmada e, Taha Akyol'a siz birebir okuyayım. Partimiz üzerinde bir Erbakan vesayeti olduğuna dair bir algı var. Kongremizde bu algıyı kaldıracağız. Hem söylem hem kadro olarak dediğinizi yazdı. Taak Yol. Bu cümleyi kurdunuz anladığım kadarıyla. Şimdi o belki o şekilde değil. Zaten orada algı lafı üzerinde bunu ben parti içerisinde de söylüyordum. Buradaki o, o, siyasetin Onda dokuzu fikir, e, algıdır, onda biri fikirdir. Yani bir şeyin nasıl algılandığı önemlidir. İki yıllık genel başkanlığım sırasında Sayın Erbakan'ın bana herhangi bir konuda şu şöyle olsun diye herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Biz de açıkçası e, bu müdahaleye hazır, zemin hazırlayacak hiçbir e, e, duruş sergilemedik. Başkanlık divanında, genel İdare kurulunda kararlarımızı aldık ve bunları hem de ittifakla alarak uygulama tamam, uyguladık. De olsa anladığım kadarıyla ancak, ancak kamuoyunda <laughs> bir algı, algı var. Bu algıya neden olan e, unsurların ortadan kaldırılmasını kastettik. Mesela bunlardan birisi de e, Yüksek İstişare Kurulu meselesiydi ki liste kavgalarının e, en e, temel meselesi. Benim burada üzerinde durduğum mesele algı meselesidir. Zaten siyasette büyük oranda algılar üzerinden yapılıyor. Hüman Bey şunu adını açıkça koyalım mı? Buyurun. Ee, siz aslında 40 yıllık bir siyasi geleneği dönüştürmek istediniz. Değiştirmek demiyorum dönüştürmek istediniz bir takım kavramlar üzerinden örneğin medeniyet siyaseti kavramı üzerinden. O bunu çok da, çok bunu, da bunu da gizli yapmadık. Bakın. Tabii ki canım açık açık yani. Bakın bunu ama şimdi 40 yıllık çok kemikleşmiş bir siyasi geleneği dönüştürmek istediniz ve o 40 yıllık e, siyasi gelenekte bunu reddetti. Şimdi bakın bu kongrede iki sloganımız vardı. Birisi e, kongreden iktidara, diğeri ise değişmeden yenilenmekti. Yani biz çok açık söylüyoruz. Bunu bir medeniyet siyaseti halinde görmemiz Ta bu da bizim hiçbirimizin şahsıyla kaim değil. Bakın kongre konuşmasında da bunu söyledim. Bu mücadele bu topraklarda 1071'de Sultan Alparslan'la başlar. Bu mücadeleye herkesin katkısı olmuştur. Hiç kimsenin şahsi davası değildir. Hiç kimsenin babasının malı değildir. Hiç kimsenin şahsıyla da kaim değildir. Hepimiz gelip geçeceğiz. Hepimiz kendime de bu tavsiyeyi sürekli yapıyorum. Sadece bu millete hizmet, bu medeniyeti yeniden yüceltmek, yükseltmek konusunda yaptığımız katkılarla biz hem millete karşı sorumluluğumuzu yapacağız hem de tarihte Peki, yerimizi şunu alacağız. Siz o Söylemek ayrılış istediğim... konuşmanızda özür dilerim bağışlayın. Söylemek istediğim evet. ama. Yani şöyle bir şey. E, ayrılış konuşmanızda Üstad Sezai Karakoç'a ait bir dörtlük okudunuz. Ben de çok severim onu. E, herkes onun son mısrağını doğal olarak aldı. Neydi o son mısra? Biz koşu bittikten evet, sonra, sonra, da, da koşan, koşan atlarız. atlarız. İlk mısra Çok mu muazzam bir Kesinlikle şeydi. Kesinlikle ilk mısra neydi? Biz yangın, söyleyin. biz yangın yerinde koşuyu kaybeden atlarız. Biz yangında koşuyu kaybeden atlarız. E siz bunu zannederim gayet bilinçli kullandınız. E, tabii hiç kuşkusuz. Dolayısıyla az önceki soruya buradan bir bağlantı kurarak soruyorum. Siz aslında 40 yıllık bir siyasi geleneği değiştirmek için, dönüştürmek için bir yarış verdiniz. Fakat o bir yangın yerine dönüştü ve siz bunu kaybettiniz. E, yani tekraren söylüyorum. Orada o yangın yerinde yarış bitti. Şimdi yeni bir yerde, yeni bir şekilde bu koşuyu sürdürüyoruz. Bu şunu da söyleyeyim. Biz yapmak istediğimiz şey bu topraklardaki medeniyet mücadelemizi asrın idraki içerisinde bugünün gençlerine, bugünün insanlarına yeni argümanlarla anlatma mücadelesiydi. Bu mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki gelelim şu yüksek İstişare konseyi meselesine. Onun da bir bölümü biliniyor, bir bölümü bilinmiyor. Ee, bir delikodu halinde aslında zaman zaman bizim de kulağımıza gelmişti. Ancak eee Partinin il basın sorumlusu Halis Mutlu'nun bir yazdığı bir yazı var yakın bir tarihte. Kısa süre önce orada artık bu biraz daha resmiyet kazandı. Necmettin Erbakan siz genel başkan olduktan sonra 11 Nisan 2009'da İran'a bir gezi düzenledi. Biz bu geziyi hep D8 ile ilgili bir şeymiş gibi algılandı. Şimdi Halis Mutlu da bunu böyle yazıyor. Başka kaynaklar da aynı şeyi söylüyor. Aslında Necmettin Erbakan'ın İran'a bunun için falan gitmediği velayeti fakih denilen İran'daki en tepe Yönetimin en tepesinde duran, tırnak içinde bilgi adamların bulunduğu ve aslında her şeyi kontrol eden o velayeti fakih sistemini incelemeye gittiği ve dönüp geldikten sonra parti içinde yüksek istişare konseyini bu velayeti fakih biçimiyle yönetmek istediği söyleniyor. Ve temel meselenin de bu olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? E, bu doğru değil. Şu bakımdan doğru değil. Biz bir kere Sayın Erbakan'ın bu gezisinde hangi görüşmeleri yaptığını, için yaptığını ve hakikaten içeriğinin ne olduğunu bilmiyorum. O zaman da o zaman da bu açıklamayı evet. bu açıklamayı da yaptık. Yani bu partimizi bağlayan bir gezi değildi. Sayın Erbakan'ın eski bir başbakan olarak D8 kuruluşuyla ilgili İran'la yaptığı bir gezi olarak algıladık biz bunu. İnanın ki bugün samimi olarak söylüyorum. Bu gezinin içeriğinin ne olduğunu da bilmiyorum. Geziğin içeriğini bilmeyebilirsiniz. Dönüp geldikten sonra Yüksek İstişare Hayır, yüksek velayeti... istişare İstişare kurulu... Kurulu'nu Velayeti Fakih sistemi gibi çalıştırmak isteyip istemediği konusunda bir bilginiz var mı? E, yani zannetmiyorum. Bunun için de zaten İran'a gitmeye gerek yok. Velayeti Fakih müessesesinin nasıl işlediğini Yeride herhalde görmek kendisi istemiş de olabilir e, zannetmiyorum. Yani çok o kadar kısa bir süre içerisinde de öyle bir müesseseyi inceleyebildiğini zannetmiyorum. Yani partinizin il basın sorumlusu Halis Mutlu yanılıyor mu? Yani bilmiyorum niçin böyle bir şey yaptılar ama şunu söylemek istiyorum. Yani zaten Velayeti Fakih müessesesiyle bizim geleneklerimiz, bizim siyasi tecrübemiz arasında çok ciddi farklılıklar vardır. Yani her iki toplumun kültürel farklılıklarından kaynaklanan husus vardır. Velayeti Fakih müessesesi aynı zamanda dini bir müessesedir. Ama aynı Ve zamanda velayeti, siyasi bir aynı da siyasi bir müessesedir. Ve Velayeti Fakih müessesinin içerisinde olan e, din adamlarının iki temel özelliği vardır. Bunlardan birisi veli fakih olmalarıdır. Yani e, bu anlamda masum olmaları değilse müştehit olmalarıdır. Yani herhalde bizim hem inancımızda hem siyasi geleneğimizde masumluk yoktur. Son masum kişi peygamberdir ve ben Saadet Partisi'nin içerisinde de hiçbir müştehit de görmedim. Peki bu kadar uzun cevap vermenizden aslında ben bir alt metin seziyorum. Yani bir biçimde aslında Necmettin Erbakan'ın döndükten sonra belki parti içerisinde bu kurulu e, böylesi birebir olması gerekmiyor. Müştehit olması gerekmiyor ya da masum olması gerekmiyor. Ama bir nahi, nihai karar organı gibi çalıştırmak istediği alt metnini seziyorum burada. Bakın siyasette zaten bu tür ikili müesseseler yürümez. Yani ben böyle bir şey Sayın Erbakan'ın böyle bir şey arzu ettiğini zannetmiyorum. Ama sonuçta çok açık olan bir şey var. Türkiye'de siyasetin açık yapılması lazım. Herhalde aramızdaki temel farklılıklardan birisi de budur. Yani biz Beyazıt Meydanı'nda ne söylüyorsak, burada televizyon kanalından ne söylüyorsak parti içerisinde de onun yapılması lazım. Ben birçok toplantısında partinin hep şunu söyledim. Arkadaşlar burada söylediğiniz sözü, sözü Tan Doğan Meydanı'nda da söyleyebilecekseniz söyleyin. Yani e, kamuoyunun önünde sorumluluk kimdir? Partinin genel başkanıdır, partinin genel idare kuruludur. Bu yetkili organlar eliyle siyaset yürür. Onun dışında herhangi bir e, sorumsuz yetkili müessese Türkiye siyaseti kaldırmıyor. Çatışma buradan mı çıktı? E yani büyük oranda tabii ki çatışmanın temel noktalarından birisi burası. Çünkü Şevket Kazan 27 Eylül tarihinde, geçtiğimiz 27 Eylül tarihinde yani bir hafta önce verdiği olan, verdiği bir röportajda ismini söylemeyeyim nereye verdiğini. Ee, yani Erbakan'ın başkanlığında bir yüksek istişare kurulu toplantısı yapıldığını, Erbakan'ın bunun doğal başkanı olduğunu, partiyle ilgili nihai kararların burada alındığını ve hatta sizin genel başkanlığınızın dahi bu toplantıda karara bağlandığını söylüyor. Şimdi istişare e, bu anlamda bir istişari organ olmak başka bir şeydir, icraî organ olmak başka bir şeydir. Yani biz... Kendi bilgimizi, becerimizi, tecrübemizi siyasi harekete, Türkiye'ye, efendim bu ülkenin insanlarına veririz demek ayrı bir şey. Bundan biz de istifade ederiz. Yani bunu çok açık şekilde geçmiş dönemlerde de birçok yere yaşadık. Yani herkesin tecrübesinden, bilgisinden istifade ederiz. O başka bir şey ama davul başkasının elinde, boynunda tokmak başkasının elinde böyle bir siyaset icra edilir. Peki az önce bir başka, yani o ismin bir başka iddiası yine basın sorumlusunun. Çarpıcı bir iddiası. Bütün bu yaşanan süreçte aslında bir de parasal meselelerin olduğu iddiası var. TV5'in parti teşkilatlarının hisse senedi almasıyla kurulduğu ve satıldıktan sonra da elde edilen gelirin teşkilata geri dönmediği ve bu paranın kaybolduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Ben e, bilgim olmadan yan bir konuda e, gözümün görmediği, elimin e, tutmadığı hiçbir konuda yorum yapmak istemem. Hayır da demiyorsunuz ama anladığım kadarıyla. Bunu ilgililer, bilenler, bu süreçlerin içinde olanlar, bu süreçlerde para toplamış olanlar, bu süreçlerde toplanan paralarla hisse senedi alan arkadaşlar, veren arkadaşlar onlar bilecekler. Benim hiçbir şekilde bu süreçlerde bilgim olmadı. Ama şunu bilirsiniz herhalde, partinin genel merkezi bildiğim kadarıyla kiralık ve 36 bin lira gibi bir aylık kira ödeniyor. Yani biz ben genel başkan olduğumdan bu yana partinin genel merkez binasına kira ödeniyor. Ne kadar ödendiğini inanın onu da bilmiyorum. Ben 36 İlgili arkadaşlar bin lira, biliyor. Ben 36 lira diye biliyorum. Pekala hala bu kira kime ödeniyor? Yani hangi şirketten alındıysa oraya ödeniyor herhalde. E bu şirketin